Borcu olan milyonları yakından ilgilendiren geniş kapsamlı yapılandırma paketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yapılandırma kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına borcu olan esnaf 48 ay vadeyle borçlarını ödeyebilecek. Açıklama Aydın'la esnafı ikiye böldü. Borcu olan esnaf yüklerinin hafifleyeceğini söylerken zamanında borcu ödediğini ifade edenler de kendilerine haksızlık yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu esnafın kamu kurum ve kuruluşlarına Evet. olan borcunu taksitlendirme imkanını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel, güzel bir şey. Vatandaş için, insanlar için, borçlu olanlar için güzel bir şey. Herkes taksit taksit ödeyebilir. İyi bulmuyorum. Çünkü şöyle iyi bulmuyorum. Zaten piyasanın durumu belli. İşler de yok. Para da dönmüyor. Millet alım gücü de yok. Satın gücü de yok. Olmadığı için 48 ay kısa bir vade ödenmesi imkansız. Bence. Piyasada para dönmüş olduysa o zaman 48 ay içinde hepsi ödenir biter. Öyle bir herhangi bir şey olacağını zannetmem. Kimse ödeyemez çünkü. Gelen yok, giden yok, iş yok, alışveriş yok. Olmayınca nasıl olacak? Para dönmesi lazım ki bu en kısa zamanda ödensin bitsin. Para dönmeyince, esnaf iş yapmayınca, vatandaşın cebinde para olmayınca nasıl olacak bu iş? Bu taksitlendirme olayı benim için, yani esnaflar için iyi bir şey. En azından borçlarımızı ödeyeceğiz. Yani birikmiş borçlarımız var. Onları ödeyeceğiz yani. Çoğu esnaf da bu işten memnun kalır bence de. Şöyle ya vergisini zamanında ödeyen insanların işi biraz buruk tabii. Ama yine de Türkiye şartlarında vatandaşın büyük çoğunluğu zor durumda olduğundan bir nebze onların da yani rahatlaması açısından şey öyle çok katı bakmıyoruz yani ama tabii vergisini zamanında ödeyene de bir muafiyet indirim falan sağlanırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Vergisini zamanında ödeyenlerin şartlarının biraz daha iyileştirilirse vaktinin zamanında şeyini ödeyenlere bir yani amiyane tabirle bir güzellik yapılırsa iyi olur. Yani şöyle değerlendiriyorum. Biz kendimiz olarak tabii konuşacağız. Biz kendi ödemelerimizin hepsini mümkün olduğu kadarıyla en düzgün bir şekilde yapıyoruz. Ve arkadaşlarımız tabii ki ödemelerini geciktirebiliyorlar veyahut ödemiyorlar veyahut da efendime söyleyeyim hani başka planları, başka problemler olabilir ya da güçleri olmayabilir. Lakin hani bu durumda bizler ödediğimiz için bu durumda işte kendimizi bir taraftan mutlu hissediyoruz ama maalesef biz ödüyoruz. Ödemeyen arkadaşlarımıza af geliyor. Biz ödediğimiz için bizlerde hiçbir şekilde yok. Biz de bunlarda bir adalet istiyoruz. Biz de bununla ilgili bize de ödeyenlerle ilgili de bir adalet yapılmasını istiyoruz. Adaleti tabii ki bu konuda tabii ki merciler, devlet mercilerinin de yerine getirmesi, uygulaması bizim için de çok mutluluk sebebiyeti olacağını düşünüyoruz. Yapılandırma genel iyi bir şey ama bizim gibi düzenli ödeyenler için sıkıntılı. Şu anda biz mağdur durumda kalabiliriz. Devamlı düzenli ödediğimiz için.